Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Necdet Akbulut. 8. sınıf Türkçe derslerimize yazım kuralları ile ilgili sorular çözerek devam ediyoruz. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Baş başa verip saatlerce bir çözüm aradık. Bu cümlede bizi düşündürebilecek baş başa sözü var. Baş başa bir ikileme. Bu ikilemelerin genel yazım kuralını hepiniz hatırlıyorsunuz. İkileme oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Ee, özel olarak baş başa için söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Birinci sözcüğü veya ikinci sözcüğü ki burada ikinci sözcük ek almış. Ek almış ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kalıba benzeyen fakat bitişik yazılan yani ikileme olmayan sözcükler vardı. Bunlardan bir tanesi git gide bunun bitişik yazıldığını hatırlatacağız. Bunda başka bir neden var bitişik yazılma için. Sorularda karşımıza çıkarsa tekrar izah edeceğim. İki fiil bir araya gelmiş. Gitmek fiil, gitmek fiil. Oluşan yeni sözcüğümüz isim soylu bir sözcük. Yani bir tür değişikliği söz konusu. Bir birleşik sözcüğün oluşumu sırasında tür değişikliği olduğu zaman o kelime bitişik yazılır. Yani baş başa doğru yazılmış. Bunda bir problem yok. A seçeneğinde yazım yanlışı da yok. Bu fotoğraf bölük pörçük anılarımı tazelemişti. Bölük pörçük yine bir ikileme. Bu ikilemenin yazımında da diğer sözcüklerin yazımında da herhangi bir hata yok. Tamir işinden ben de az çok anlarım. Burada bizi düşündürebilecek bir D var. D'nin bağlaç olup olmadığını kontrol etmek için cümleden çıkarabilirsiniz. Tamir işlerinden ben az çok anlarım. Anlam değişiyor fakat cümle bozulmuyor. Yani doğru yazılmış. Yine az çok Karşıt anlamlı kelimelerden oluşmuş bir ikileme. Bunun da ayrı yazılması doğru. D seçeneğinde el ele verirsek bütün zorlukları aşarız. Bir ikileme de burada var. Hatta A seçeneğindeki baş başa ile aynı kalıpla oluşmuş. Bir sözcük ilk kullanımda eksiz, ikinci kullanımda ek alarak kullanılmış. Bu ikilemenin ayrı yazılması gerekiyordu fakat bitişik yazılmış. Bu da... Yanlışın D seçeneğinde olduğunu bize gösteriyor. Bir başka soruyla devam edeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? Birleşik eylemlerin yazımı ile ilgili şunları hatırlatmak isterim. Birden çok oluşum yolu vardı birleşik eylemlerin. İsimlerle yardımcı eylemlerin yani kalıbını göstereyim isim soylu herhangi bir sözcük artı yardımcı eylem Yardımcı eylem ile ne kastediyorum? Etmek, olmak, eylemek, almak, kılmak, buyurmak, çoğaltabiliriz. Ben 3 nokta ile ifade edeceğim. Bu şekilde oluşan birleşik eylemlerde dikkat etmemiz gereken şey birinci sözcük yani isim sözcük kelimemiz. Bu sözcükte ünlü düşmesi yani ses azalması veya ünsüz türevesi. Yani ses fazlalaşması. Varsa, gerçekleşiyorsa birleşik fiil bitişik yazılır. Bu iki ses olayından biri varsa. Yoksa ne olacak? O zaman ayrı yazılacak. Bu birinci hatırlamamız gereken ki soru bununla ilgili. Bir de kurallı birleşik eylemlerimiz vardı. Tezlik fiili, yeterlik fiili, yaklaşma fiili gibi. Bu fiiller de her zaman bitişik yazılıyordu. Bunlar dışında anlamca kaynaşmış olanlar ve deyimler söz konusuydu. Yeri geldikçe sorularda bunları da değineceğiz. Şimdi okuyorum. A seçeneğinde durumunu yetkililere bir dilekçe ile arz etti. Arz bir isim, etmek yardımcı fiil. Yani yanda belirttiğimiz kalıbı gölü oluşmuş. Fakat Arz sözcüğünde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi gibi bir ses olayı olmamış. Ne bir ses artmış, ne de bir ses azalmış. O halde burada yanlışlık var. Bunun ayrı yazılması gerekiyor. Burada bir yanlışlık tespit ettik. Bence onlar böyle bir tepkiyi hak ettiler. Yine hak bir isim, etmek yardımcı fiil hak sözcüğünde ünlü düşmesi, ünsüz türemesi gibi herhangi bir ses olayı olmamış. Hiçbir ses olayı olmadığı için de ayrı yazılmış. Bunda bir hata yok. Siz tahtadakileri yaza durup yazmak bir fiil, durmak bir fiil ve burada sürerlik birleşik fiili kullanılmış. Bunlara kurallı birleşik fiil diyorduk. İki fiilden oluşanlar. Kurallı birleşik fiil. ve kurallı birleşik fiiller yani fiil artı fiil kalıbıyla oluşanlar bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılmış. Herhangi bir problem yok. D seçeneğinde çocuklar evde yalnız kalabilirler mi? Yine kalmak fiil, bilmek fiil, fiil artı fiil. Bu da kurallı birleşik bir fiil. Kurallı birleşik fiiller az önce bahsettiğimiz gibi bitişik yazılıyor. Biz B, C ve D seçeneklerinde hata tespit etmedik. A'da arz etmek birleşik eylemin yazımı yanlıştı. Cevap A seçeneği olmalı. Devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Topluluk karşısında konuşma, insanların kendi aralarında yaptığı konuşmalara göre güçtür. Bu cümlede bir yanlışlık yok. Konuşmacı tanımadığı dinleyiciler tarafından izlendiğini bilir. Yanlış, eksik bir şey söylemekten çekinir. Burada satırın sonundaki sözcüğün dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Bir şey. Hemen bilgimizi bir not olarak, bir uyarı olarak aktaralım. Şey sözcüğü asla başka sözcüklerle birleşmez. O halde şey sözcüğünün kullanıldığı bütün örnekleri hatırlayıp örnek olarak yazabiliriz. Bir şey her şey çok şey Hiçbir şey gibi bir şeyin de ayrı yazılması gerekiyordu. Fakat bitişik yazılmış. Orada bir hata var. Diğer iki cümleyi de okuyalım emin olmak için. Bu çekingenlik konuşmacının düşünce düzenini bozar. Bu bozukluk konuşmaya da yansıyabilir. De bağlaç ayrı yazılmış. Yansıyabilir, yansımak fiiliyle bilmek fiilinden oluşuyor. Kurallı birleşkeyle bitişik yazılmış. Doğru. Konuşma düzeni bozulan kişinin sesi kısılır, titrer. Konuşmacı olumsuz etkilenir. Başka hiçbir yazım yanlışı tespit edemiyoruz. Bu durumda bir şey sözünün kullanıldığı iki numaralı cümle sorumuzun cevabı olur. Devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerin ile ilgili bir yazım yanlışı yoktur? Anadolu halk kültürlerinin birleştiği bir bölgedir. Çeşitli kültürlerin geliştiği birbirleriyle kaynaştığı Burada sevgili öğrenciler, birbirleriyle sözcüğüne bakmamız gerekiyor. Bu kelime iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuş. Biri artı biri ile. Bu sözcüklerin birleşmesi sırasında birinci sözcüğümüzde bir ünlü düşmesi gerçekleşmiş. İki sözcük bir araya gelirken ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olursa o birleşik sözcüğü bitişik yazmak zorundasınız. İle de ek halinde yazılmış, iyi düşürülmüş, yerine y ye getirilmiş ve sözcüğümüz nasıl kullanılmış? Birbirleriyle ya da birbiriyle. Bunun bitişik olması gerekiyor. Çünkü o birleşik bir sözcük. E demek ki parçada birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir hata var. Devamında kaynaştığı sözcü. Kaynaşmak sözcüğü. Şeyle bitiyor. Fıstıkçı şahap diye sıralanan sert ünsüzlerle biten ki şeyle bitmiş bu seslerden bir tanesi. Sözcüklerden sonra C, D veya G ile başlayan ekler getirilirse kaynaş dık eki getirilmiş. Buradaki C, D, G ünsüzleri kendinden önceki sert ünsüze benzeyerek Ş şey sert, D yumuşak. Sert karşılıklarına dönüşürler. Yani D'nin T'ye dönüşmesi lazım. Kaynaştığı şeklinde kullanılmalıydı. Fakat D olarak kalmış. O halde ünsüz benzeşmesine uyulmaması ile ilgili bir yazım yanlışı tespit ettik. Devam ediyorum. Dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Bu durum halk oyunlarında da geçerlidir. İki da d arka arkaya gelmişse ikincisi kesinlikle bağlaştır ve ayrı yazılır. Bunu farklı yöntemlerle de e, sağlamak, sağlamasını yapmak mümkün. Birincisi d'yi atabilirsiniz. E, hemen atalım. Bu durum halk oyunlarında geçerlidir. D attığımız zaman anlamda daralma oluyor fakat cümle bozulmuyor. Bağlaç olduğunun bir başka kanıtıydı bu da. Bir de Kimden, neden, nerede, ne zaman sorularını sorabiliyorduk. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın buradaki D'nin ayrı yazılması gerektiğini fark edeceksiniz. Demek ki D bağlacının yazımı ile ilgili de bir yanlışlık yapılmış. Metnimizi tamamlayalım. Bu topraklarda çeşitli kültürlerin halk oyunlarını da bulabiliriz. Kısacası Anadolu çeşitli toplumsal kültürleri bünyesinde taşıyan bir hazinedir. Bu parçada herhangi bir yerde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışta rastlamıyoruz. Ve cevabımız da D seçeneği olacak. Bir başka soruyla devam edelim. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur diye sorulmuş. 4 sözcüğün 6 çizili ise bunların 3 tanesinin yazımının yanlış olması gerekiyor. Kontrol edelim. Modal uçak uçağın cisimlerin ayrıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş halleridir. Uluslararası standartlar ölçüsünde yapılan. Uluslararası birleşik bir sözcük, ulus ve ara sözcüklerinden oluşmuş. Ara ile oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Burada bir hata göremiyoruz. Evet, standartlar ölçüsünde yapılan uçucu modeller için genellikle eğitim gereklidir. Titizlik ve özverinin hakim olduğu model uçaklar pek çok. Pek sözcüğü çok sözcüğünü derecelendirmek için kullanılmış. Bunun ayrı yazılması gerekiyor. Bu haliyle yanlış. olmalı. Burada bir yanlışlık tespit ettik. Kategori denmiş fakat kategori diye bir kelime yok. Burada ikinci ecede e olmalıydı. Kategori olmalıydı. 2 ve 3'te yazım yanlışı var. Uçucu modellerin yapımında Türkiye'de Türk Hava Kurumu ücretsiz olarak eğitim vermek D'dir. Vermek fıstık çeşap k ile bitiyor. Dikkat ederseniz sonra d ile başlayan ek gelmiş bunun benzeşmeye uğraması yani vermektedir şeklinde kullanılması gerekiyordu. Fakat benzeşme kuralına uyulmamış. Birinci sözcük dışındaki kelimelerimizin hepsinin yazımı yanlış. Dolayısıyla cevap da A seçeneği olacak. Bir başka soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Türk dili çok zengin özelliklere sahiptir. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bu dil niye büyük yazılmamış? Çünkü Türk özel isim, Türk özel ismiyle bir araya gelmiş. Bir özel isimle geçici tamlama oluşturan kelimeler küçük yazılır. Türk dili, Türk insanı, Türk tarihi, Türk ekonomisi, Türk kültürü. Bunların hepsinde ikinci sözcükler yani Türk'le bir araya getirilen kelimelerin küçük harfle başladığını görürsünüz. Ne zaman büyük yazılabilir? Türk dili bir metnin başlığı olursa, yazının başlığı, bir eserin adı, kitabın adı olursa ancak büyük yazılabilir. Burada büyük harflerin kullanımı ile ilgili herhangi bir yanlışlık yok sevgili öğrenciler. Anneler gününde ona güzel bir hediye aldım. Anneler günü, öğretmenler günü, babalar günü gibi özel gün ve haftaların adları her sözcüğü büyük harfle başlatılarak yazılır. Ve bunlar özel isim sayıldığı için kendisinden sonra gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bu söylediğimiz kuralların hepsi uygulandığı için Burada da bir yanlışlık yok. C seçeneğinde Türkiye ekvatorun kuzeyinde yer alıyor. Yön bildiren bir kelime kullanılmış burada kuzey sözcüğü. Türkiye özel isim büyük harfle başlar. Ekvator özel isim büyük harfle başlar. Kuzey neden büyük harfle başlamış? Hemen belirtelim. Yön bildiren sözcükler ne zaman büyük harfle yazılır onu ifade edeceğim. Özel addan önce kullanılmışsa veya özel adın yerine geçmişse özel adın yerine geçmişse büyük harfle başlar. Özel addan önce kullanılmışsa dedim. Burada ekvatorun kuzeyi değil de kuzey ekvator denseydi yani kelime şurada olsaydı büyük harfle yazılırdı. Özel isminden sonra geldiği zaman büyük harfle yazılmaz. Bu K'nin küçük olması, kesme işaretinin kullanılmaması lazım. Özel adın yerine kullanılırsa da büyük harfle başlar dedim. Biz bazen yön adlarını o yönde bulunan ülkelerin, bölgelerin ya da illerin yerine kullanırız. Mesela deriz ki bu yıl tatilimizi güneyde geçirmeyi planlıyoruz. Güney sözcüğüyle kastettiğimiz ya güney yönünde yer alan bir il ya da o yönde bulunan bir ülkedir. Böyle durumlarda büyük harfle başlatırız. Fakat özel bir adın yerine kullanılmamış ve özel adından önce de gelmemişse küçük harfle başlaması gerekiyordu. Burada bir hata tespit ettik. Amerika'nın bir komşusu da kuzeyde yer alan Kanada'dır. Burada yön bildiren sözcük ne özel ismin hemen önünde ne de özel ismin yerine kullanılmış. E, bu durumda küçük yazılması doğru. Zaten az önce bunu ifade etmeye çalıştık. Bu soruda büyük harfle ilgili hatanın bulunduğu tek seçenek C seçeneği. Cevabımız C olmalı. Bir başka soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? Onlarla şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Her kelimesinin bitişik ve ayrı yazıldığı örnekler var. Burada herhangi kelimesi çizilmiş. Hemen hatırlatalım. Her sözcüğü 3 kelimede. Herkes. Herhangi. Herhalde. Sözcüklerinde bitişik yazılıyor. Dışında. Daima ayrı yazılır. Herhangi bu istisna kelimelerden bir tanesi. Bitişik yazılması doğru o halde. Dün kendisi için çok güzel bir takım elbise almıştı. Bir takım ifadesinin yazımı ile ilgili de çokça şey söylenebilir ama en pratik yolu söyleyeceğim size. Bir takım kelimesini gördüğünüzde getirip yerine bazı sözcüğünü koyun. Bazı. Kabul ediyorsa, mantıklı oluyorsa, yani eşitse, bir eşitlik varsa bir takım bitişik yazılacak. Siz bir takımı gördünüz, getirip yerine bazıyı koymaya çalıştınız. Fakat cümlenin mantıksız olduğunu, böyle bir eşitlik olmadığını fark ettiniz. Deneyelim. Dün kendisi için çok güzel bazı elbise almıştı. Mantıklı oluyor mu bazı kelimesini koymak? Hayır. Eğer bazı sonucunu koyamıyorsanız buradaki bir takımın ayrı yazılması lazım. Çünkü... Takım elbise bir kalıp aslında. Bir da onun sıfatı, sayısı bir takım da ayrı yazılması gerekiyor. Şunları hatırlarsanız işiniz kolaylaşacaktır sevgili öğrenciler. Her yeri aradık ama onu bir türlü bulamadık. Her sözcüğü ne demiştik? Herkes herhangi her halde dışında ayrı yazılır. Ayrı yazılmış. Doğru. Onunla yüz yüze görüşmemiz gerektiğini söyledi. Önceki derslerimizde çözdüğümüz sorulardan bir tanesinde bu ayrıntıya değinmiştik birinci kelimesi ya da ikinci kelimesi ek almış, aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş ikilemeler ayrı yazılır. Ve ayrı da yazılmış zaten. Burada da bir hata söz konusu değil. Bu sorumuzun cevabı B seçeneği olmalı. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Basın açıklamasını genel müdür Murat Yürekli yapacaktı. Burada bir kişi adı ve soyadı var Murat Yürekli. Bir de bunun unvanı olan genel müdür ifadesi var. Özel isimden önce kullanılan mevki, makam sözcükleri yani unvanlar büyük harfle başlar ve büyük harfle başlamış. Burada bir hata göremiyoruz. B seçeneğinde Saadet Hanım konuklara çay ve kek ikram etti. Yine hanım sözcüğü var. Saadet özel ismiyle birlikte kullanılmış özel isimden önce veya sonra kullanılan saygı ifadeleri de unvanlardır. Ve yine büyük harfle yazılır. Burada bir problem yok. Cümlemizin yüklemi ikram etti birleşik fiili bir isimle bir yardımcı eylemden meydana gelmiş. Ses düşmesi veya türemesi olmadığı için bu seçenekte de herhangi bir hata yok. Mehmet Çavuş doktorun yüzüne dikkatle bakıyordu cümlesinde. Mehmet özel adından sonra Çavuş sözcük kullanılmış. Bu Çavuş yaptığı işi de gösteriyor olabilir veya lakabı olabilir. Her halükarda unvanıdır. Özel isimle birlikte kullanıldığı zaman büyük harfle başlar. Herhangi bir problem yok. Atatürk Lisesi öğretmenler için bir organizasyon gerçekleştirmiş. Burada Atatürk Lisesi bir eğitim kurumunun adı. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar. Orada sorun yok. Fakat öğretmenler kelimesi garip bir şekilde herhangi bir neden yokken büyük harfle başlatılmış. Burada öğretmenler küçük harfle yazılmalıydı. Meslek bildiren sözcüklerin hepsini küçük harfle başlatıyoruz. Ve sorumuzun cevabı da D seçeneği olacak. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.